kazılarının bu sene 4. sezonu. Hastane höyüğünde çalışmalara devam ediyoruz. Prehistorik bir yerleşim. Bunun üzerinde Helenistik, Roma ve Bizans döneminde de ciddi bir iskan söz konusu. Geçen sene bulduğumuz sunak yapısının, yani altarın uzantısını bulmak amacıyla altarın batı kısmında bir açmada çalışıyoruz. Burada 4 tane iskelet tespit ettik. Bunlardan biri yetişkin bir bireye, 3 tanesi bebek iskeletlerine ait. Bunun dışında Bizans dönemine ait duvarlar, Bizans ve Roma dönemine ait mimari plastik eserler ele geçti. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. 30 kişilik ekiple Eylül ayının sonuna kadar çalışmayı planlamaktayız. Farklı bilim dallarından hocalar ve öğrenciler bu kazılarda görev alıyorlar. Bu sayede hem teorik bilgilerini de pratiğe çevirme imkanı buluyorlar. Ele geçen küçük buluntular sikkeler, Bizans dönemine ait bir haç, terakota dediğimiz pişmiş topraktan yapılmış objeler, seramik eserler ve diğer buluntulardan oluşmakta. Bu şekilde kazılarımız devam ediyor. Proje kaç yıllık kapsıyor şu anda? Uzun vadede düşündüğümüzde 25 yıllık bir çalışma olması lazım. Dediğim gibi bu sene 4. sezonu, daha biz başlangıç aşamasındayız. Arkeolojik kazılar çok uzun vadeli düşünülmesi gereken projeler. Burada da diğerlerinden daha zor bir kazı stratejisi yapmak lazım. Çünkü çok tahrip olmuş bir yerleşim, çok yoğun bir dolgu var. Umarım 25 yıllık dönem içerisinde biz ya da bizden sonra gelecek olan görevliler TÜYETİER'in özellikle hastane höyüğünün büyük bir kısmını açığa çıkarırlar. Tepe mezarlığında da restorasyon çalışmalarımız sürecek. Oradaki aşama bitmek üzere. Yani mevzuata göre izin alınması gerekiyor. Öyle istediğimiz çalışmaları izinsiz yapamıyoruz. Gerekli kurumlardan izin alındığı takdirde bu sezonda oradaki restorasyon faaliyetlerine, yani ayağa kaldırma, tamir etme, onların faaliyetlerine başlama düşüncesindeyiz. İki ayrı noktada da çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'deki önemi nedir kazı çalışmaların? Bir yerde mi şu anda? En büyük önemi 7 kiliseden birisine sahip olması. Yani burada kilise tabii bir cemaat olarak düşünülmedi. Ama bizim için bilimsel anlamda önemi buranın bir höyük yerleşimi olması. Kuzey Ege dediğimiz işte Balıkesir, Çanakkale, Akhisar bölgesindeki prehistorik insanlar, yani tarih öncesi insanlar. Bunlar içerisinde de burası Tunç Çağı'na ait. Truva ile çağdaş 3200 yıllık, milattan önce 3200 yıl, günümüzden 5200 yıl öncesine ait bir yerleşim. Bunu bulmamız lazım. Bu höyüğün içerisinde hapsolmuş vaziyette bir ilk Tunç Çağı yerleşimi var. Asıl önemi budur, bilimsel önemi bu. Tunç Çağı yerleşimi açığa çıkarmak. Teşekkür ederim.